Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Mezara ilk giden Meryem'di. Bence Rabbi daha çok sevdiği için. Rab ona İsa beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Sevgili izleyicilerimiz size ve her yerden izleyicimize yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları birlikte çalıştığımız Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bugün Yuhanna İncil'in 20. bölümüne ulaştık. Bir önceki bölümde olan Çarmıh Karanlığı'nın ardından Diriliş bölümü. Bugün Diriliş'in şafağıyla 20. bölümde bir randevumuz var. Başlangıçta bizi varlığıyla onurlandıran stüdyodaki konuğum Rabbin hizmetkarı Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk diyoruz. hayat kardeş. Rab sizi kutsasın. Sizi de kutsasın. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Rab sizi kutsasın. Lütfen bize 20. bölüm hakkında genel bir fikir verin. Buyurun. Bölüm 20 dediğiniz gibi diriliş bölümüdür. İçinde Rab bölümün ilk bölümünde ilk olarak Mecdeli Meryem'e görünmüştür. Sonra üst odada toplanan tüm öğrencilere göründü. Ama Thomas o sırada onlarla değildi ve 8 gün sıkıntılı ve kafası karışmış halde kaldı. Mesih indirilip dirilmediğinden emin değildi. Elbette diğer öğrenciler gibi mutlu değildi. Şüpheleri ve korkuları vardı ama sekiz gün sonra ertesi haftanın başında Rab havarilerine göründü ve Thomas onlarla birlikteydi. Ve ona inançsızından dolayı nazikçe kınadı. Hemen ona şöyle dedi Rabbim ve Tanrım. Yani başından sonuna kadar bu bölüm bize sadece Mesih'in dirilişi hakkında değil ama Mesih'in dirilişinin inkar edilemez delillerini de anlatıyor. Mesih neden ölümden dirilmek zorunda kaldı anlatır mısınız bize? Aslında diriliş müjdemizin ve Hristiyanlığın ana ve temel bir parçası. Bazı ateistler boş bir mezarın üzerine inşa edildiğini söyleyerek alay ettiler ama boş bir mezar üzerine değil, ölümü yenen ve yeniden dirilen, yaşayan bir kişi üzerine inşa edildiğini söylüyoruz. Ee, ''Dirilişin önemi çoktur. Çünkü bunlar Mesih'in kutsallığının kanıtıdır.'' Yuhanna İncil'in ikinci ve onuncu bölümlerinde iki kez tanrısallığının gücüyle kendisini yükselteceğini garanti etti. Evet, bu nedenle bu Mesih'in bedende tezahür eden tanrı olduğuna dair bir kanıttır. O halde bu onun kusursuz insanlığının kanıtıdır. Mesih mezarda kalsaydı onun bir günah işlediğinden şüphelenirdik ama ölümden dirilmesi onun kişisel kusursuzluğunun bir kanıtıdır. Sonra onun mükemmel eseri de eğer işi kusurlu olsaydı ölümden dirilemezdi. Ama baktığımızda imanla gözlerimizi kaldırınca ve Mesih majestelerinin sağında gördüğümüzde işin kabul edildiğinden ve çarmıhtaki Mesih'in çalışması aracılığıyla kabul edilir. O halde Mesih'in kişisel doğruluğunun da kanıtıdır. Mesih çarmıha gerildi. Ve onun hakkında saldırgan şeyler söylediler. Elbette insanlar görünmese bile bazı kusurların olması gerektiğini düşündüler. Ancak Mesih ölümden dirildiğinde bu 1. Timoteus bölümünde... E ifade edildiği gibi tanrısallığın gizemidir. 3. ayet 16. Ruhta aklandı. Ruh onu ölümden dirilttiğinde onu haklı çıkardı. Bu işin tamamlandığının bir kanıtı olduğu anlamına gelir. Evet. Rabbimiz İsa Mesih'in kutsallığının bir kanıtıdır. Onun kişisel kusursuzluğunun, işinin mükemmelliğinin, onun doğruluğunun. Doğru. Çünkü tüm bu kanıtlar güvence altına alındı veya Mesih'in dirilişi tüm bunları kanıtladı. Birden ona kadar ayetleri okuyacağım. Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz." dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Onları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Amin. Mezara ilk giden daha karanlıkken Mecdelli Meryem'di ve taşın mezardan alındığını gördü. Lütfen ilk iki ayeti açıklayın bize Yusuf kardeş. Buyurun sizi dinliyoruz. Mezara ilk giden Meryem'di. Bence Rabbi daha çok sevdiği için ve Mesih, Rabbin kendisini gösterdiği ilk kişi olduğu için onu ödüllendirdi. Meryem neden Tanrı'yı diğerlerinden daha çok seviyor? Çünkü onun geçmişi diğer öğrencilerin geçmişinden daha kötüydü. Yedi iblis tarafından ele geçirilmişti. Bunu Markos 16'da okumuştuk. İlk önce yedi iblis kovduğu Mecdeli Meryem'e göründü. İblislerin kölesi olmuştu ve iblislerin bir insanı ele geçirdiklerinde onu nasıl küçük düşürdüklerini biliyoruz. Bunlar bir dil şeytandı. Bu da şeytanın içinde yaşadığı için e, korkunç bir aşağılanma içinde olduğu anlamına geliyordu. Mesih onu özgür bıraktı ve o zamandan beri hayatını ona adadı. Mesih'i çok sevdi. Bu yüzden onu harekete geçiren aklı değil kalbiydi. Hala karanlıkken çok erken kalktı. Beklemelisin hala karanlıkken. Ne yapıyorsun? Nereye gideceksin? Ne göreceksin ve ne yapacaksın? Temizlenene kadar bekleyin. O anda onu zorlayan ve onu yönlendiren kalbiydi, zihni değildi. Erken kalkmadığını, daha çok uyumadığını varsayıyorum. Bence sadece cumartesi gecesi değil, cuma gecesi de uyumadı. Mesih öldüğünden beri istikrarsızdı. Varoluş duygusunu yitirdi ve hayat renksizleşti. Karanlık oldu. O İsa Mesih'i sevdi ve de tüm aklını meşgul eden taptığı kişiyi aldı. Bu yüzden erken gitti. Ne kadar güçlü bir sevgi bu. Rab sevgisinin bir sonucu olarak onu ödüllendirdi. Rabbin gönderdiği elçilerin müjdecisi oldu. 20. bölümün başlangıcını bir önceki bölümdeki son ayet veya son iki ayetle ilişkilendirmek istiyorum. Şimdi çarmıha gerildiği yerde bir bahçe vardı ve bahçe içinde yeni bir mezar vardı. Henüz kimse yatmamıştı. Dolayısıyla Yahudi hazırlık günü nedeniyle mezar yakın olduğu için İsa'yı oraya koydular. Mezar ve bahçe kelimelerinden bahsetmek istiyorum. Bahçenin nasıl mezara dönüştüğü ve ondan sonra lütfen bize dirilişi anlatın. Günahın bir bahçeye girdiğini hatırlıyoruz. Cennet bahçesinde eğer ona Aden'in cenneti demek kabul edilebilirse ve günah bir bahçede de yükseltildi. Çünkü Mesih iyilik ve kötülük bilgisinin ve yaşam bilgisinin ağacı olarak kabul edilen çarmıhta asıldı. Aynı zamanda hayat ağacı. Sonra e, Mesih bir bahçeye gömüldü ve bunun çok güzel bir anlamı vardır. Çünkü bahçe ekilir ve ekilen büyür ve en büyük ekici tohumun kendisidir. Mesih en büyük ekicidir. Ancak Mesih yalnızca bir ekici değildir. O çok meyve vermek için toprağa düşüp ölen buğday tanesidir. Ve bahçenin de mezarın içinde olduğunu, mezarın bahçeye dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Aden günlerinde günah dünyaya girdiği zaman günah dünyaya Bahçe bir mezar oldu ve bu sadece ölümden diriliş olarak değil aynı zamanda Meryem'in kendisinin bahçıvan olduğunu düşündüğünü ve ruhsal anlamda bahçıvan olduğunu düşündüğünü okuduğumuzda Mesih dirildiğinde bir bahçeye dönüşmüştür. O Zekeriya 13'te ifade edildiği gibi toprağın işçisidir. Toprağı işledi, en büyük çiftçiydi ve o onun bahçıvan olduğunu varsaydı ve manevi anlamda bir bahçıvan olduğunu. Sohbet çok güzel ama bir ara vereceğiz. Sonra seyircilerden soru alacağız. Sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Ve sevgili izleyiciler geri döndük. Konuklarımızdan soru alacağız. Konuk sorusu lütfen. Benim bir sorum Buyurun. var. Buyurun. Petrus ve Yuhanna Meryem'den Rabbin dirildiği müthiş haberini duydular. Böylece ikisi de koşarak gelip mezara doğru gittiler. Biri içeri girdi, diğeri bekledi. Keten kumaşlar ve Rabbin dirilişine olan inançları hakkında ne düşündüklerini bilmek isterim. Neden biri içeri girdi, diğeri girmedi evet, ve diğerini geçtiği halde bekledi? Lütfen bu durumda bize Petrus ve Yuhanna'dan bahsedin. Şimdi önce Petrus ve Yuhanna'nın diriliş hakkında henüz bir şey duymadıklarını söyleyeyim. Ancak onlara ulaşan haber rahatsız edici bir haber. Rabbi mezardan almışlar. Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz dedi. Diriliş fikri tamamen tuhaftı Meryem için ve ayrıca Petrus ve Yuhanna için düşünülemezdi. Dirilişi beklemiyorlardı, unuttular. Ya da Mesih'in yeryüzündeki yaşamı boyunca en az yedi kez bundan bahsetmesine rağmen onu anlamadılar. Meryem çok üzgündü. Bedeni onurlandırılacaktı ama cesedi bulamadığı yeni bir trajedi. Yani onu öldürmek bir felaketti ve cesedi onurlandırmayı umuyordu. Ama bundan bile mahrum kaldı. Bu yüzden onlara haber verdiğinde bunun üzerine Petrus'a öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Yorumculara göre bunun iki açıklaması vardır. İlki, Yuhanna'nın Petrus'tan daha genç olduğu ve kabul edilebilir olduğu. Ancak ikinci yorum daha olası. Petrus'un vicdanı ağırdı. Üzgündü çünkü Mesih'i inkar etti. Ve Mesih'in arkasından koştuğumuzda adımlarımızı yavaşlatan ya da ona hizmet etmekten daha ağır bir vicdana sebep olan hiçbir şey yoktur. Bu yüzden Yuhanna Petrus'u geride bıraktı ama Yuhanna mezara geldi eğildi ve gördü ama mezara girmedi çünkü kirli olmak istemiyordu. O bir Yahudi ve ölüye herhangi şekilde dokunmanın onu kirli yapacağını biliyor. O yüzden içeri girmedi ama senin de demiş olduğun gibi Mesih'i inkar eden Petrus artık kirli olmanın bir önemi olmadığını düşündü. Zaten yaptığımdan daha kötü ne olabilir dedi. Vicdanı yüklenmiş olduğu için bu durum onu pervasızlaştırdı ve mezara girdi. Umursamadı, kirlenirsem fark etmez dedi ama emin olmak ve İsa'nın mezarda olup olmadığından emin olmak istiyordu. Böylece mezara girdi. Bu demektir ki mezara girip keten bezleri görünce orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zamanki cenaze gelenekleri hakkında bize bir fikir verin. Peşkir neden keten bezlerin geri kalanından uzaktaydı? Aslında Mesih'in dirilişinin temelde üç kanıtı olduğu söyleniyordu. Ama başka şeyler de var. Bundan daha güçlü. Açık mezar, boş mezar, düzenlenmiş mezar. Açık mezar ne anlama geliyor? Taşı kim yuvarladı? Taş emniyete alındı. Roma imparatorluk mühürüyle mühürlendi. Taşı kim yuvarladı? Bir numara açık bir mezar. İki numara boş bir mezar. İçeri girdiler ve cesedi bulamadılar ama çalınmış olabilir. Bunun nedeni keten bezlerin düzenlenmiş olması. Mezarın düzenli olması cesedin çalınmadığının evet, bir doğru. kanıtı olur. Çünkü büyük ihtimalle hırsız cesedi çaldıysa üzerindekiyle bedeni çalacak. Hırsız olduğu için görevini hızlı bir şekilde yerine getirecektir. Yani cesedin çalınması hatta götürülmesi olası değil. Eğer bir arkadaş olsaydı onu keten bezlerle alırdı. Eğer arkadaş olmasaydı keten bezleri düzenlemeyi umursamazdı. Böylece keten bezler düzenleniyor ve dediğin gibi bezlerin geleneğini açıklayabiliriz. Beden keten bez şeritlerle sarıldı. Sonra ölen kişinin başı bir yüz beziyle sarıldı. Sanki vücut bu bezlerden gizlice çıkmış ve formlarını korumuşlar gibi. Böylece yüz bezi sanki başın etrafına sarıldı ve tek başına uzağa seyrildi. Görünüşe göre Mesih orada yatıyormuş gibi ama Mesih orada değil, Mesih ölümden dirildi. Böylece Petrus ve Yohanna bu sahneyi görünce Mesih'in çalınmadığını ama Mesih'in dirildiğini anladılar. Ve belki o anda Mesih'in onlara defalarca söylediklerini hatırladılar. O dirileceğini söyledi. 11. ayetten 18. ayete Rab Mecdel'in Meryem'e görünür ve onunla yaptığı konuşma. Bize bunun hakkında fikir verin. Mesih onun şerefini bu pasaja bir başlık verdiğim gibi Fatih ve fethedilen. Fatih kim? Mesih neyi fethetti? Ölüm olan en kötü düşmanı Doğru. fethetti. Mesih dışında kimse ölümü fethetmedi. Tüm insanlar ölüme yenildi. Benzer bir fatih olan Büyük İskender erken ölümle yenildi. Ancak Mesih ölümü yenen tek kişiydi. Ama bu fatih yenildi ve onun üstesinden gelen gözyaşlarıyla onun üstesinden gelen bir kadındı. Ama Meryem mezarın dışında ağlayarak durdu. İki öğrenci geri döndü ama onun evi yoktu evi ya da barınağı olmadığı için değil, ancak tüm dünyanın Mesih'in ölümünden sonra bir mezar olduğunu düşündü. Bu yüzden mezarın dışında ağlayarak durdu ve ağlarken eğilerek yeniden bakmak istedi. Belki Mesih'in bir izini veya gittiği yeri ona ipucu veren bir ipliği bulabilirdi. Ve İsa'nın vücudunun yatmış olduğu yerde biri başında diğeri ayaklarda oturan iki beyaz melek gördü. Belki Yuhanna 12'yi incelediğimizde Mesih'in başının ve ayaklarının kokulu yağla mesedildiğini hatırlıyoruz. Burada yine başlarında ve ayaklarında melekleri görüyoruz ve Meryem'e sordular. Neden ağlıyorsun diye. Melekler şaşırdı. Bugün sevinmek için bir gün. Bugün büyük bir neşe içinde olman gerekiyor. Öyleyse neden ağlıyorsun? Onlara Rabbimi götürdüler ve o nereye koyduklarını bilmiyorum dedi. Ama ne kutsama, kutsamanın güzelliği. Bunu söyledikten sonra döndü. Ancak iki melek gördü. Bu doğru çünkü İncil iki melek olarak Ama Meryem Rabbi arıyordu. Evet Tanrı'yı istedi. Bugün kaç kişi melekleri arıyor ve bazen sadece melekleri değil hatta melek işaretlerini arıyor. Mesih burada ve melekleri değil Mesih'i arıyor. Böylece iki meleği görünce arkasını döndü ve Mesih'i aramaya başladı. Bahçıvanı ya da bahçıvan olduğunu sandığı kişiyi gördü ve ona dedi ki, ''Lütfen bana bir iyilik yapın. Bir kez daha onun aklını değil kalbini hareket ettiriyordu. Efendim eğer onu götürdüyseniz bana onu nereye koyduğunuzu söyleyin. Ben onu götürürüm. Ama onu nasıl taşıyacaksınız? Bir adamın vücudunu... Kaldırabilecek misin o bir çocuk değil? Bu sevgidir. Zihninden değil kalbinden hareket ettirildi. İsa ona, kadın neden ağlıyorsun, kimi arıyorsunuz ve ne istediğini? Anladıktan sonra ona şöyle dedi, Meryem. Ve aynı ilahi şarkıcısının dediği gibi İsa'nın ona adıyla çağrısıydı. Rabbimin sesini diğer tüm seslerden tanıdım. Sevginin sesiyle çağırır ve de ölüleri uyandırır. Tıpkı kendi koyununu ismiyle çağıran çoban Kesinlikle. gibi onu tanıdığında ona dedi ki 17. ayette ona sarılmak istedi. İsa bana dokunma dedi çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımım ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Mecdeli Meryem'e gitti ve öğrencilerine Rabbi gördüm dedi. Neden ona bana dokunma dedi? Bir sonraki cümle bunu hemen açıklıyor bize. Bana dokunma çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Bunu bazı yorumcuların burada Mesih'in eski ahitin sembollerini mükemmel şekilde yerine getirdiğini söylediği gibi açıklıyorum. Mesih'in fısıh olduğu eski ahitin sembolleri fısıh bayramında öldü. Kemikleri kırılmadı ve kanı döküldü. Ama aynı zamanda ilk meyvelerin geldiği günde ayağa kalkmak zorundaydı. Pazar cumartesten sonraki gün. Yahudiler için ilk ürün ziyafeti denen bir ziyafettir. Ve çiftçi ilk ürünlerden bir demet alır, sallar, onu bir sallamalık sunusu olarak Rabbin önünde sallayan kahinin ellerine verir. Mesih, kefaret günü sembolünü gerçekleştirmek istedi. Matta 27'de okuduğumuz gibi ölümden diriltilenleri aldı ve onları Rabbin önünde bir sallamalık sunu olarak sallamak için göklere yükseltti. Sonra Mesih ona sen kıymetli olmasaydın ben gelmezdim çünkü hala yapacak işlerim var diyormuş gibi tekrar indi. Ama kendimi özellikle sana gösterdim. Çünkü gözyaşlarını görmeye tahammül edemedim. 19 ile 23. ayetleri okuyalım şimdi. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup Size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek Hussal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur, kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Konuklardan aradan sonra bu pasajla ilgili soru alacağız. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra. tekrar birlikteyiz. Konuklarımızın sorusunu alacağız şimdi. Evet sorunuzu alalım. 19. ayetle ilgili bir sorun var. Buyurun sorun. Kutsal kitap şöyle diyor. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalı iken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Mesih'in öğrencilerine nasıl böyle göründüğünü ve ayrıca dirilişten sonra Mesih'in bedeninin doğasını bilmek istiyoruz. Gerçekte Mesih buradaki öğrencilerine nasıl göründü ve bedeninin doğası? Tabii bu iyi bir soru çünkü mezarın kapısından taşın yuvarlanmasının Mesih'in mezardan çıkmasına yardım etme niyetinde olmadığını tekrar etmeme izin verecek. Lazarus söz konusu olduğunda ölüme maruz kalan doğal bir vücutla tekrar yükseldi. Bu yüzden taşı kaldırmaları gerekiyordu ama Mesih ölümden dirilince taşın yuvarlanmasına gerek yoktu. Fakat dışarıdakilerin mezarın boş olduğunu görmesine izin vermek için taş yuvarlandı. Mesih'in diriltilmiş bedeni, tozdan yapılmış doğal bedenlerimizden farklı yeteneklere sahip bir beden. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bir yerden başka bir yere hareket etmesi ve Emmaus'un iki öğrencisinde olduğu gibi görünmesi ya da kaybolması mümkün. Üstteki kilitli odaya kapıyı vurmadan girebilir. Mesih bugün döndüyse ve bizi cennete götürmek istediyse, çünkü o bizim... Onunla olmamızı istiyorsa ve ben örneğin New York'ta yüz katlı bir binadayım ve ben birinci kattayım, kapıyı kullanmama gerek yok. Doğrudan yükseleceğim ve birçok betondan geçeceğim. Neden olmasın? Diriliş bedeni yüz kat betona girme problemi yaşamaz. Diriliş bedeni kaybolma ve ortaya çıkma yeteneğine sahiptir. Göz açıp kapayıncaya kadar bir yerden başka bir yere gitmek. Kapılar Kilitliyken içeri girmek ve duvarlardan da geçmek yetenekleri olan bir vücut. Yusuf kardeş İsa tüm ihtişamıyla öğrencilerine göründüğünde onlara ellerini ve yanını gösterdi. Sonra öğrenciler Rabbi gördüklerinde sevindi. Onun Mesih olduğuna dair bir kanıt olarak buradaki yaraların önemi nedir anlatır mısınız? Tabi bu bir yandan diğer yandan bu fatura. Onlara size esenlik olsun dediğinde yaralar faturadır. O esenliği size. bu bedelle satın Çok aldım. Doğru. Bu huzuru haçtan kefaretle satın aldım. Bunlar benim ellerim ve bunlar ayaklarım. Senin için çarmıha gerildim ve burada sana, sana haçın çalışmasına göre esenlik veriyorum. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur, kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Bunlar aynı anda üç konu. Tamam. Birincisi onlara tekrar size esenlik olsun demesidir. Bu başka türden bir esenliktir. Bu komisyonun esenliğidir. Beni babanın gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Düşman bir dünyaya gideceksin ama korkma ben seninleyim ve baba beni gönderdiği ve ben görevi başarıyla tamamladığım için sizi de gönderiyorum ve bu görevi huzur içinde yerine getireceksiniz. Ve bunu söylediğinde onlara nefes verdi. Bu yeni bir şey ve onlara kutsal ruhu alın dedi. Onlara dirilişin hayatını verdi. Bahçedeki Adem'in nefes aldığını biliyoruz ve 1. Korintliler 15'teki Paulus'un um, Tanrı'dan nefes aldığı için ilk Adem yaşayan bir varlık oldu dediğini ve son Adem hayat veren bir ruh haline geldi. Bu Mesih. Başkalarına hayat veren Mesih budur öyleyse. Öyleyse burada Mesih öğrencilerine aynı türden diriliş hayatını veriyor. Açık mı? Pentekost gününde kutsal ruhun ikametinden doğru, sonra layıktır. Doğru. Tamam. Bu yüzden kutsal ruhu alın diyor. Bu kutsal ruhun gelip yaşayacağı evi size verdim anlamına Ve geliyor. Ve kutsal ruh bu nefesten önce yaşamazdı değil mi? İmkansız. Kesinlikle. Evet evet tamam. Ama o zaman kutsal ruh verilmedi. Bir süre sonra Pentekos gününde verildi. Ama dedi ki kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur, kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Bazıları bunu eski ahitteki kahinlerin otoritesini arındırmak için değil, ilan etmek için karşılaştırdı. Eski ahitte cüzamlı kendisini keli ilan eden ya da kahin onu temiz ilan eden kahine gelirdi. Kahinin tek görevi cüzdam yarası olup olmadığına bakmaktı. Ve eğer kaybolursa kahin onu temiz ilan etti. Burada havarilere ve kiliseye daha sonra affetmeyi değil, sadece ilan etmeyi Artık bireylerin verdim. elinde değil. Evet, bireylerin ellerinde değil. Doğru. Ebedi bağışlama yalnızca Tanrı'nın elinde. Lütfen Thomas'ın Rabbin dirilişine inanmadığı ve bundan şüphe ettiği zamanki tavrı hakkında bize yorum yapın. O, orada olmadığı ve öğrencilerine inanmadığı için ve ertesi haftanın ilk günü Rab ona özel bir ziyarette bulundu. Bence Thomas Mesih'i iştenlikle sevdi. Bunu Yuhanna 11'den İsa'nın Betanya'ya gitmekte ısrar ettiğini görünce öğrencilerine söylediği gibi biz de gidelim onunla birlikte ölelim dedi. Bunu alaycı şekilde söylediğini sanmıyorum ama iştenlikle biz de onunla birlikte ölelim dedi. O Rabbi sever. Ama biz insanların farklı olduğunu biliyoruz. Tüm insanlar aynı değildirler. Bir kişi çok duygusaldır, kolayca coşkulanır. Bir başkasının bir kanıta ihtiyacı vardır ve onu aldığında tüm gücüyle ona tutunur. Bence Thomas'ın karakteri bu türden. Şüphesiz bir kanıt istiyor ve ikna olduğunda ona en uç noktaya kadar bağlı kalıyor. Böylece Mesih onu ziyaret edip ona parmağını buraya koy ve ellerimi gör ve elini uzat ve yanıma koy. Hemen elini koyduğunu ya da bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ama hemen Rabbim ve Tanrım dedi ve İsa ona beni gördüğün için mi inandın? Ne mutlu Görmeden iman edenlere dedi. Mesih, ruhta yoksullar kutsanmıştır'dan başlayarak pek çok güzel sözler söyledi. Dört inçli boyunca güzellikler var. Ama bu soruncusu siz, ben ve izleyiciler hakkında. Bizler inanmamış olsak da Mesih bize bu ayeti anlatıyor. Şöyle diyebiliriz, keşke Mesih'in zamanlarında yaşamış olsaydık. Ve de onu o zamanlarda görseydik. Mesih bize diyor ki, sen kutsandın. Çünkü görmemiş olmana rağmen inandın. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. Rab ben sizi kutsasın. Ederim. Yuhanna müjdesinin son bölümünde görüşmek üzere. Rab sizi kutsasın. Sizi de kutsasın. Bugünkü sorumuz şu. Açık, boş ve düzenlenmiş mezar nasıl Mesih'in dirilişinin güçlü bir kanıtı olarak kabul edilir? Açık, boş ve düzenlenmiş mezar nasıl Mesih'in dirilişinin güçlü bir kanıtı olarak kabul edilir. Cevaplarınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. Yuhanna müjdesi ile ilgili son bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun diyerek sizlerden ayrılıyoruz. Beni seviyor musun? Bu en önemli soru. Evet Tanrım, en net cevap. Koyunlarıma bak. Bu en büyük şereftir. Halk mahkemelerinde hangisi kabul edilir? Duruşma ve görme nedeniyle belgelenmiş ifademi yoksa sadece sözlü ifademi? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi eşe amar altından değerlidir. Güreğin Sözlerin sözlerin Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.